Bu bölümde SOLIDWORKS içerisinde nasıl montaj yapacağımızı öğreneceğiz. İlk önce montaj dosyalarımızı SOLIDWORKS'ün örnek dosyaları içinden çağırıyoruz. Görüyorsunuz program file SOLIDWORKS'ün altında samples dosyasında tutorial'a giriyoruz. SM demek. Bulamayanlar az önceki ekran görüntüsünden ya da bu yoldan direkt bulabilirler. Bakın program file SOLIDWORKS samples tutorial SM demek. Eğer tam olarak burada iki parça görünüyorsa buradan mutlaka SOLIDWORKS assembly part veya montaj diye ayırın. All files en alttan seçebilirsiniz. All files. O zaman hepsi gelir. Şimdi bracket'ı yan tarafta görüyorsunuz. Tek başına açıyoruz. Open deyip. Ardından yok female'ı, spider'ı, bu parçalar, hep bu gördüğünüz parçalar. Female bu parça. Kardan kavraması gibi bir crank mekanizması gibi bir mekanizma oluşturacağız. Male. Son olarak bir de pin açacağız. Tamam. Şimdi bakın. 5 tane parça açtık. Bu 5 parçayı montajla birleştireceğiz. Yukarıdan pencereyi de 5'ini aynı anda görebiliyoruz. Montaj açmak için yaptığımız şey boş montaj sayfası seçip OK'ye basmak. Bomboş bir montaj sayfası açılıyor. Eğer bir parçanız hangisi önce çizildiyse o bazen otomatik gelebilirdi. Bu size kalmış. Bakın otomatik olarak tanıdı ilk açtığınız parçayı ve direkt geldi. Ama ben vazgeçiyorum. Tek tek elle getiriyorum. Parçanın ismini, şu kasanın bracket'ın ismini basılı tutuyorum. Teknik resim alır gibi sürükleyip bırakıp boş ekrana atıyorum. Geldi 1. Sırasıyla diğer parçaları da aynısını yapıyoruz. İsimlerini tut, sürükle, bırak. İsimlerini tut, sürükle, bırak. Pimi ve Spider'ı. 5 parçayı da montaja topladık. Kapatalım diğerlerini. Köşedeki çarpılattan. Büyütelim sayfayı. Şimdi bakın. 5 parçam var. Bunu mouse'u basılı tutarak hepsini çevirebilirim. Ya da yukarıdaki rotate'le. Ya da parçaların üstüne sağ tıklayarak tek tek de parçaları çevirebilirim. Bu tamamen bana kalmış. Bu benim montaj grubum. İlk önce montaj toolbarı da budur. Eğer kapalıysa yukarıdan yine açıyorsunuz assembly'den. Attach ile ilişki vermeye basıyorum. Attach bildiğiniz kağıdı sıkıştırmak için. Attach dediğimizde montaj ilişkisi var diye o prensibi kullanıyor adam. Attach resmine bastığınız zaman attach ikonuna parça arasında ilişki verme başlıyor. Normalde bunlar elimde olsa ne yaparım? Bu yüzey, bu delik, bu delikle eş hizalı olur. Yani aynı hizaya gelir. Ben de deliklerin içlerini seçip dokunduğum anda direkt ilişkiyi otomatik olarak veriyor zaten. Ben sadece onaylıyorum. Yeşil tiklere basıp. Bakın eş hizalı. Aynı hizadalar. Elimde olsa böyle yaparım zaten. Şimdi ikinci bir işlem aynı şeyi içerisine yerleşecek hale getireceğiz o sarı parçayı. Bakın onun yüzeyiyle dış yüzeyini seçiyorum. İkisinin öpüşecek yüzeylerini, üst üste gelecek yüzeylerini seçtiğim zaman otomatik olarak yerine geçiyor zaten. Şimdi sıra geldi. Şu parçayı yerinde çevirelim önce. Bakın şu ikona basarsam yerinde çevirebiliyorum. Ya da mouse'un sağ tuşuyla üstüne basılı tutsam da çevirebiliyorum bir ikona basmadan. Yine ataca bastım. Ve dedim ki iç yüzeyi şu iç tam çember veya iç halka o merkezde, bu eş merkezde olacak. Bastığım zaman otomatik olarak ilişkiyi veriyor zaten. Bakın eş hizalı. Tam merkezleri üst üste geldi. Şimdi iç yüzeyler öpüşecek yine. Bunun içi normalde üst üste gelseler ne olur? Diğerinin de sarı olanında, sarı parçanın da dışı. Döndürüyorum. Döndürdüm ve bunun dışını seçtim. Dışına dokunduğum zaman direkt öpüştüler. Vereceğim ilişkiler zaten belli. Sıralamış. Ben sadece onaylıyorum. Undo'ya basarsanız mavi oka tekrardan geri alırım. Daha hızlı bir yolu da var. Tekrardan göstereyim. Yüzeyi seçtim. Bunun yüzeyini seçtim. Direkt yerine oturdu. Onayladım. Aynı işlemi iki kere yaptık ki daha rahat anlayalım. Şimdi pimi yerine geçireceğiz. Pimin iç dışı, deliğin içi. Tak yerine oturdu. Şimdi pimi deliğe parmağımızla itiyormuş gibi yüzeyi ve pimin dışını seçtik. Dokunarak yüzeyleri seçiyorum. Onayladım. Yerine oturdu. Şimdi bunu normalde yerine oturtmak istesek ne yaparız? Bu boğaz. Bu seçtiğim boğaz. Gelip şuraya oturur. İkisine dokunmam yeterli. Yerine geçiyor direkt. Son olarak şu alt tabanı, şu tabanı burayı, şuraya paralel hale getireceğiz.
kasanın alt tabanına. Bastığım zaman paralellik ilişkisini bu sefer otomatik vermiyor. Benim vermem gerekiyor. İkinci bir seçenek çünkü. Ve onaylıyorum. Şimdi istersem montajı üstten tutarak hareket ettirebiliyorum. Yani buradan tuttum, çevirdim ve hareketi aktardı. Gördüğünüz gibi SolidWorks içerisinde montaj yapmak inanılmaz kolay. Ve hızlı tabii ki. Hareket ettiriyorum ve sistem sağlıklı bir şekilde çalışıyor. Ama bakın burada tam arada yeşil bir alan var. Bu tuttuğum yeşil alan hariç. Renkler aynı, rastgele aynı gelmiş. Şans o. Ama ben hareket ettirirken bir çarpışma var. SolidWorks bu çarpışmayı tespit ediyor. Eğer buradan stop collision işaretlersem sol taraftan. Bakın hareket ettiriyorum, dönüyor ve çarpışmanı kilitliyor kendisini. Gördünüz mü? Artık dönmüyor. Çevirmek isteseniz de. Siz de bu örneği yaparken collision detection seçerseniz bu sol taraftaki options'tan ve stop collision'a basarsanız sol tarafa dikkat edin. Sürekli ekranın kendisine odaklanın.